bunlar gündemdeyken Mazlum Kobani bugün Kürt Barış Enstitüsü'nde araştırma direktörüdür Beghan Bote ile bir röportaj yaptı ve o röportaj yayınladı değerli izleyenler. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Epti önemli açıklamalarda buldu ve enstitünün sitesinde de bu, bu yayınlandı bu söyleşi. Dilerseniz birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin Kobani'ye saldırmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu ve mazlum etti. Türkiye'nin top atışlarını ve drone operasyonlarını durdurmaması çok dikkat çekicidir dedi. Yaşanan insani felakete rağmen saldırganlıklarını durdurmadılar. Suriye rejimi de depremle ilgili son durumdan daha işten daha fazla yaralanmaya niyetlendi. Görüşme niyetinde, onlarla uzlaşma niyetinde gibi bir açıklama yaptı mazlum ebdi önemli noktalara dikkat çekerek Türkiye'deki felaket nedeniyle Türkiye'den bir operasyon ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz. Elimize geçen istihbarat ve raporlarına göre Şubat ayında Kobani'ye yönelik bir operasyon bekliyorduk. Şimdi bu durumdan sonra bunun daha az olası görüyoruz. Ancak Türkiye bu bölgeye saldırmaya ve hedef almaya devam ediyor kara hareketine fırsat bulamadıkları için drone saldırılarına ve topçu atışlarına devam ediyorlar dedi ve Türkiye deprem sonrası iç sorunlarla e, sorunlarla boğuşuyor. Sonuç olarak Türkiye kamuoyu bu fikre karşıdır ve önümüzde Türkiye'nin seçimleri var. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını etkilemek için bir askeri hareketi kullanma fikrinden vazgeçmiş değil. Yani Erdoğan Saldırı fikrinden vazgeçmediği için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bize karşı bir kara operasyonu olasılığı her zaman olacaktır dedi Mazlum Epti. Ve şöyle devam etti. Seçime daha dört ay kadar bir zaman var. Erdoğan bundan önce her an bir askeri hareket düşünebilir. Üç aylık olağanüstü hal ilan ettiler. Bu olağanüstü hal sona erdikten sonra tekrar harekete geçmeyi de düşünebilirler. Yani muhtemel bir kara operasyonun hedefi değişmedi. Hala Kobani hedeftir. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi şehir semboliktir. Koalisyon için bir anlamı var. İkincisi Rusya Kobani'yi korumakla diğer bölgeleri korumaktan daha az ilgileniyor. Kobani Türkiye'nin Suriye rejimi ve Rusya ile Anlaşabileceği bir hedef dedi ve PKK'nın ateşkesine ilişkin de bir açıklama yaptı. Yani KCK'nin bu e, talimatı kendi gerilla gücüne adeta ateşkes talimatı verdiği silahsız silahsızlandırma demeyelim de silahları susturun talimatı verdiği e, bu ateşkes kararını faydalı olabilecek bir şey olarak görüyor musunuz diye bir soru soruluyor. Bu ilginçtir değerli izleyenler. Burada da verdiği cevap aynen şu. Evet. Türkiye'deki Kürt sorununun çözümünün bölgemiz fayda bölgemize fayda sağlayacağını biliyoruz ve onu da söyledik. Türkiye ile PKK arasındaki çalışma bölgelerimizi de etkiliyor. Bu karar PKK'nın ateşkes ilan etmek için inisiyatif almaya hazır olduğunu gösteriyor. Diyalog, ateşkes, barış için niyetlerini açıkladığını görüyoruz. Şimdi burada ben bunu biraz açmak istiyorum. Değerli izleyenler, niye Burada çok ciddi anlamda bir tahmin var. Bir tahmin midir, bilgi midir biz bilmiyoruz ama Mazlum Ebdi'nin bu söylediği noktayı ben tekrarlamak istiyorum. Yani KCK'nin depremin ikinci gününde kendi militanlarına eylem yapmama çağrısı yapmasını Mazlum Ebdi şu çarpıcı cümleyle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu karar PKK'nın ateşkes ilan etmek için inisiyatif almaya hazır olduğunu gösteriyor diyalog ateşkes barış için niyetlerini açıkladığını açıkladıklarını gösteriyor diye yani e, bir ortam oluşursa PKK'nın ateşkesle ilan edebileceğini ne hazır olduğunu söylüyor bu ilginç bir nokta ve devam ediyor bu e, soruya ilişkin cevap verdiği cevap. Bu PKK açısından olumlu bir adım e, adımdı. Türkiye'nin cevabını bekliyorlar. Bazılar bizim üzerimizden PKK'ya mesaj göndermeye, bazen de PKK'yı ateşkes ilan etmeye, ikna etmeye, bunu Türklere barış için, baskı yapmak için kullanmaya çalıştılar. Asıl ee, manşet bu değerli izleyenler. Yani Mazlum Erdin'in aslında bugünkü manşeti bu. Daha önce, birkaç ay önce Murat Kara e, ee, hükümete yakın kişilerin bize gönderildiğini bir ateşkes için açıklamıştı. Bugün Mazlum Ebdi'nin bu açıklaması çok çok önemli. Nedir? Tekrar söyleyeyim ben size. Malını tefsirini de yaparak söyleyeyim. Bazıları bizim üzerimizden PKK'ya mesaj göndermeye bazen de PKK'yı ateşkes ilan etmeye, ikna etmeye bunu Türklere barış için baskı yapmak için kullanmaya çalıştılar. Şimdi bu PKK tarafından açıklandı. Bence bu iyi bir adım ve ateşkesten yaralanmak için bir fırsat penceresi var dedi ve devam etti. Bu aynı zamanda PKK'den ateşkes isteyen uluslararası aktörlere bir şans sunuyor. Bence artık üzerinde düşün, düşeni, üzerine düşeni yapmalarının ve Türkiye'ye baskı uygulamalarının zamanı geldi. Biz Demokratik Suriye güçleri olarak herhangi bir ateşkes ilan etmedik çünkü her zaman mevcut ateşkes anlaşmalarına bağlı kaldık. Biz sadece kendimizi savunuyoruz. Uzun bir röportaj ama bu röportajda verilen birkaç önemli mesaj e, dile getirdim. E, Mazlum Eptin'in dile getirdiği mesajları sizlerle paylaştım. Önemli iki nokta birincisi e, PKK'nın aldığı bu karar. Belki insanlar bilmiyor çünkü Türkiye medyası PKK'nın aldığı bu karardan haberdar değil. Değerli izleyenler sizler biliyorsunuz. Ee, Kürt basını takip edenler biliyor ama gerçekten de Kürt basını takip etmeyen sadece iktidar medyasını ve muhalefet de aynı şekilde. Yani hiçbir muhalefet e, medya organı PKK'nın bu ateşkesinden ya da bu silahları susturma şimdilik susturma e, eylem yapmamaya ya da açıklamasını gündeme getirmedi. Türkiye'deki toplumun bundan haberi yok. İşte Erdoğan ve hükümetinin bütün bunların halkı, halkın bütün bu olan bitenlere PKK'nın attığı bu adımları duymaması için bütün Kürt medyasını hedef aldı. Tekrar söylüyorum. Kürt medyasını bütünen hedef aldı. Ve 340 hesap, internet hesabı, televizyon kanalı vesaire vesaire erişim engeli getirmek şartıyla aslında bir siyasi soykırım operasyonu ve bir sosyal medya soykırımı operasyonu gerçekleştirdi. Sıradan adımlar değil bunlar. Bizler Avrupa'da yaşayan gazetecileriz. Bizler legal yayın, legal yayın yapıyoruz. Biz Türkiye haberlerini yapıyoruz, Almanya haberlerini yapıyoruz, Avrupa haberlerini yapıyoruz, dünya haberlerini yapıyoruz, Türkiye haberlerini yapıyoruz. Her görüşten her açıdan, her pencereden haber yapıyoruz. Ama ona rağmen hoşlarına gitmiyor. PKK'nın bir açıklaması bir gazeteci için haberdir. Mazlum Kobani'nin bir açıklaması bir gazeteci için korkmayan, cesareti bir gazeteci için iyi bir haberdir, bir manşet haberdir. Ben her gün Erdoğan'ın manşet yapmak zorunda değilim. Ben her gün Türkiye'nin içindeki çürük şeyleri haber ya da manşet yapmak zorunda değilim. Ama Zorunda olduğum birçok haber vardır. Kürtlerle ilgili haber yapmak zorundayım. İnsanlıkla ilgili, dünya ile ilgili, savaşla ilgili, barışla ilgili haber yapmak zorundayım. İnsanların dertlerini aktarmak zorundayım. Eğer yapmayacaksan bunu o zaman bu, bu işi bırakmam gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlara karşın e, AKP, e, MHP hükümeti bunlara tamir etmiyor ve. E, susturma yoluna gidiyor. Şimdi Mazlum Eptin bu açıklamaları gerçekten de değerli izleyenler çok tarihi açıklamalar. Yani PKK bu ateşkesi ilan etti. Ateşkes derken e, silahları susturma bir anlamda. Yani daha doğrusu çatışmasızlık ortamını e, gündeme taşıdı. Depremin ikinci günü KCK yürütme Konse Konseyi eş başkanı Sayın Cemil Bayık açıklama yaptı. Bilmeyenler için söylüyorum. Ve o günden bugüne PKK herhangi bir eylem yapmadı. Bize saldırmadıkları müddetçe biz eylem yapmayalım, yapmayacağız diye bir talimat e, yayınladı. Kendi Türkiye içerisinde yaşayan e, gerilla gücüne bu talimatı açıkladı Strict TV'de. Şimdi Mazlum Ebdi'nin e, anlattığı, açıkladığı bu şeylere göre demek ki bir ara buluculuk meselesi var. Yani Rojava Özel Yönetimi yüzlerinden, işte Amerika'sından, Türkiye ABD'sinden, Avrupa Birliği ülkeleri yani özellikle yönetim üzerinden, mazlum etti üzerinden PKK'ya mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor ve o diyalog işte PKK'nın bunu uyguladığını, bir ateşkese gitmek için bir adam attığını aslında. Bundan sonra da diyor ki artık şey cümle bu bazıları bizim üzerimizden PKK'ya mesaj göndermeye, bazen de PKK'ya ateşkes inan etmeye, ikna etmeye bunu Türkiye Türklere barış için baskı yapmak için kullanmaya çalıştılar diye. Yani bizim üzerimizden mesaj göndermeye çalıştılar vesaire. E şimdi bana PKK bunu ciddiye aldı ve PKK bir ateşkes hazırlanmışsa ki Mazlum Ebdi onu söylüyor. O zaman e, hakikaten de yapılması gereken nedir? Başta Türkiye'deki sivil toplum örgütleri, başta Türkiye'deki muhalefet partileri diyeceğim ama partiler pek tek bir kelime ağızlarına alamaz, alamazlar. Daha doğrusu Türkiye'deki Türkiye'deki muhalefet barışla ilgili tek bir kelime ağzına alamaz. Mümkün değil yani. Afaroz ederler. Dolayısıyla kimden bekliyoruz? Sivil toplum örgütlerinden, bireylerden, şahsiyetlerden, Avrupa'dan, Amerika'dan böyle bir girişim bekliyoruz ki bir ateşkez olsun. Yani PKK'nın ateşkez ilan etmesi e, tabii ki belli koşulları vardır ve bu koşulların konuşulması, bir araya gelmesi de mutlaka önemlidir diye